Şimdi dün yolda giderken, araba kullanırken telefon çaldı. Muharrem İnce gördüm. Muharrem İnce arıyor fakat telefonu açsam biliyorum ne konuşacağız. Şimdi yoldayım. Dedim ki ilk şeyde durayım. Hakikaten şansa bir kısa bir süre sonra bir şey gördüm. Benzin istasyonu. Ona girdim, durdum, tam çevireceğim. Bir daha aradı. Açtım tabii, anında açtım. Ve böyle bir 15-20 dakikalık bir konuşmamız oldu. Son derece ince bir konuşma. Ama samimiydi, onu söyleyeyim. Tabii üzüntülü yani benim dün söylediklerimle ilgili. Ama yani ben onları kırmak için falan söylemedim. Gene de söylüyorum. Hatta aynen şunu söyledim. Yani Muharrem İnce yaltık biraz daha akıllı davransın ve hiç olmazsa bitmiş olan bu siyasi hayatı tümüyle yok olmasın. İnsanlar gelip ona fikir de sorsunlar yoksa hiç insan içine çıkamayacak hale gelecek diye. Tabii bana da söylense ben de üzülürüm bu sözler. Fakat şunları söyledi bana. Aslında bunları hep söylüyor. Ama birebir söylediği zaman tabii daha etkileniyorsunuz ister istemez. Yani şöyle etkileniyorsunuz. Hani öbür türlü dinliyorsunuz geçiyor. Ama birebir konuşunca çünkü sizin de bir cevap verme şeyiniz oluyor. Şimdi bir kere söylediği şu. Diyor ki bir, o gece diyor bana ısrarla soruyorlar. Neredeydin? Nerede olduğun belli. Dedim ki ya Muharrem Bey yapma Allah aşkına. Yani biz sana neredeydin derken mekanı sormuyoruz. O gece niye ortalığa çıkmadın? Niçin genel merkezde değildin? Tak dedi işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu dedi ben bilemiyorum dedi. Hiçbiriniz anlamak istemiyorsunuz. Ya nedir? Ya diyor ki ben tam o cümleyi duymamıştım ama kendi anlattı. Dedi ki ben o gece dedi genel merkeze gidiyordum dedi. Benim otele gitmemin kararını dedi ben vermedim dedi. Genel başkan ve parti yönetimi verdi dedi. Çünkü dedi aynen şunu söylediler. Yani sen rozetini çıkardın. Çünkü dedi ki ben o rozet çıkarma işini aday olduğum gün yaptım. Aday olduğum gün dedim ki ben rozetimi çıkarıyorum. Ben herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Ha ben bu lafa karşıyım onu biliyorsunuz yani hep söylüyorum. Yani rozet çıkararak tarafsızlık olunmaz. Tam tersi rozetle girip kazandığın zaman herkese tarafsız olmak durumundasın. Yoksa yani ben CHP'nin adayı değilim demektir o. Hep herkesin adayı. Abi yok öyle bir şey. Her neyse bunu böyle anlatıyorlar. Yeni anlayış da bu. Siyaseti falan böyle bakıyorlar yani. Hani renksiz, kişiliksiz, kimliksiz olursan herkesin adamıyım olur. Daha kıymetli zannediyorlar. Olmuyor ama işte. Her neyse. Muharrem İnce de dedi ki o kararı öyle alın dedi. Benim dedi yanımda ne Tüzün Metin Tüzün değil mi? Evet. Engin Altay. İşte Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı. Hatta şöyle söyledi. Yani Tüzün dedi bana yakın. Engin Altay genel merkeze yakın. Ben dedi ısrarla çıkıp kamuoyunun önünde açıklama yapmak istiyorum. Genel merkeze gitmek istiyorum. Engin Altay diyor ki arkadaşlar diyorlar ki aman gelmesin. O şimdilik şey olmasın falan. Ben dedi Tüzün de diyor sürekli bana hayır başkanım çıkalım. Kamuoyunun önüne çıkalım diyor. Ben nezaketen genel başkanın tarafını tuttum ve çıkmadım diyor. Ha o gece içki içmedim dedi. Sonra dedi ki ya böyle bunu dedi niye mesele yapılıyor? Dedim ki ben de mesele yapmam. Ama hani içmedim diyorsan önemli bir şey. Çünkü neden? Ben dahil herkes o gece içip içip sızdın lafı var. Hani öyle bir şey yok diyor yani. Ben o gece deli miyim dedi. Tamam dedik peki ona da itirazım yok. Ama mesela bu beni rahatsız etti şimdi. Yani ben genel merkezin onu özellikle gelme dediğini ben bilmiyordum. Şimdi kendi diyor ki ben bunu defalarca söyledim. Ama ben bile algılamamışım demek. Şimdi bana direkt bunu söyledi. Ve tabii o şu duygu içinde diyor ki yani bana diyor kumpas hazırlamışlar. Yani bu adam kazanırsa tamam yapacak bir şey yok ama kazanamazsa partinin başına bela olmasın. Onun için biz bunu oldukça uzakta tutalım. İşte diyor Halk TV'ye çıkarttırmadılar diyor, billboardlara koymadılar diyor, bazı mitinglerimi engellediler diyor, bazılarında diyor ben çıktım diyor, Kemal Bey'inkini öne çıkardılar. Yani baş aday benim Kemal Bey'i gösteriyorlar. Tabii onu şunu söyledim yani tamam da seçim sadece şey değildi, Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Yani onun ötesinde bir de bir parlamento seçimi var. Elbette Kemal Bey de partisi adına partiden de çok milletvekili sokmak isteyecek. Ama yani haleti ruhiyesi bu. Yani bana bir kumpas kurulmuş. Ben bunları tamamen dışı, ben bunları sonra fark ettim, sonra anladım ama iş işten geçti diyor. Şimdi tabii bunların içinde baktığım zaman dedim ki yani Muharrem Bey gayet iyi ama yani gene de bu işte onlar para alıyor, bunlar bunu yapıyor, maaş alıyorsunuz falan hepimizi dedim bak sıkıntıya sokuyorsun. Benim dedim ne Tele1'le ne Halk TV'yle ne KRT'yle ilişkim yok ama ben de dedim şimdi bir şey konuşuyorum, YouTube'da konuşuyorum, tweet atıyorum, gazetede yazıyorum bana dönüyor adam kaç para aldınız da bunları yazdınız, maaş kaç para falan bu dedim sıkıntı yaratıyor bizim için. Ama işte dedi AKP bunları yapıyor dedi. Biz dedi bunlara karşı çıkıyorduk da hani bizim arkadaşlar bunu yapınca dedi o zaman dedi parayı veren dedi üç. Şimdi doğru mu? Bir anlamda tabii çok da fazla itiraz etmeyeyim açık söyleyeyim. Yani hani bu tür sponsorluklar yapılıyor mu? Yapılıyor ama yani biz şimdi reklam aldığımız her kuruluşa ne bileyim yani Vestel reklam verince ya da Koç reklam verince hani ona karşı boynumuz kıldan ince mi kalıyoruz ya da onun dediği her şeyi yapıyor muyuz?
Diyebilirsiniz şimdi reklam aldıklarınızda laf söylüyor musunuz diye. Tabii bu çok uzun bir tartışma ve yılların işi ama yani böyle bakarsak da o zaman peki bu televizyonlar nasıl ayakta duracak? Yani kişisel olarak demiyorum ama kurumsal olarak. Yani bu işin suyu çıkmadıkça ya da bunlar bir talimata dönüşmedikçe canlı yayınlar yapılmasının karşılığının alınması falan olabilir mi? Olabilir ama dediğim gibi hani bunların bir belki kural içinde olması ve belki de bunun ilan edilmesidir. Yani çünkü reklam vereni görüyoruz değil mi? Yani Arçelik reklam verince diyorlar ki ha işte reklam vermiş. Nedir bunun reklam bedeli? En az bu kadar vermiştir. O zaman siyasi parti ya da belediyelerde bir takım sponsorluklar ya da reklamlar ya da işbirliği anlaşmaları yapıyorsa belki bunlar açıklanabilir diye düşünüyorum ben. Yani kamuoyu da bilir arkadaş bu şu canlı yayınlar için bu televizyon şu kadar para alıyor ama sırf canlı yayın için alıyor. Ama o arada izleyici artık görsün yani desin ki bunlar para alıyorlar ve aleyhine konuşmuyorlar ya da para alıyorlar aleyhine konuşuyorlar falan. Çünkü şimdi daha kötü bir şey oluyor. Birey bizler şey olur. Sonuç olarak Muharrem İnce siyasi hareketlilik olarak esprisiyle, konuşmasıyla, belagatıyla bence siyasette olması gereken biri. Fakat işte bu son şeylerle adeta kendini dışarı itiyor. Ha, şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki diyeceksiniz ki yani Muharrem İnce ile konuştuğunda böyle mi oldun? Dün diyordun ki yok oldu. Evet, onu söylüyorum zaten. Yani son konuşmaları özellikle onu biraz daha şeye soktu. Fakat Türkiye'nin yeni gittiği yolda bu geçen gün Zafer Partisi ile olan ilişkisi bence önemsenmeli. Çünkü Muharrem İnce'nin öyle ya da böyle bir karşılığı var. Yani oy olarak belki yok fakat tavır olarak onun söylemi olarak sert çıkışları olarak kamuoyunda bir sempatisi var. Ama bu oya dönüşmez. Niye? Çünkü diyor ki insanlar abi tamam da gene boşa gidecek yani işte. Ama işte o benim aylar önce size anlattığım o bir üçüncü ittifak dediğimiz daha küçük ama böyle yan yana geldikleri zaman muazzam sinerji yaratacak bir yeni oluşumun kurulması halinde hem Muharrem İnce'nin de adı tekrar gündeme gelir hem de o hareket sanki güçlenir gibi. Bu nedir? Adalet Partisi, eski ANAP, efendim işte Zafer Partisi'nin belki daha patronajında çünkü şu anda en güçlü görünüyor. İşte Muharrem İnce, hatta belki bazı küçük diğer şey partiler, yani sonuçta 27 mi 29 bin parti var, hepsini kastetmiyorum ama hani zamanında toplumda karşılığı olan ve kendi tabanlarını işte AKP'ye, İyi Parti'ye, CHP'ye kaydırmış olan kitlelere için cazibe alanı olabilir mi diye düşündüğümde bu mümkün diye geçirebiliyorum içimden. Bu açıdan Muharrem İnce konuşmasını da önemsedim ve sizlere de aktarmak istedim.